Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Görelim. Bizim için bugün almamız gereken nedir? Gerekli olan. Bu alimlerin meclisi değildir. Biz burada alimlerden olmak için değiliz. Kitapları öğrenmek için de burada değiliz. Biz kalbimizden öğrenmek için buradayız. Bizim amacımız budur. Bu pek çok alim var bu dünyada. Yani, herkes alim olduğunu iddia ediyor. Pek çok alimler var ki daha çok alim oldukça daha çok karışıklık var. Okuyup yazmayı bilmek alim olmak mıdır? Arapça okuyup yazmayı bilmek alimlik midir? Bugünlerde böyle oldu. Şimdi Arapça okuyup yazmayı biliyorsan üniversiteye gidersin. Neresi olursa olsun. Suudi Arabistan, Amerika, Çin. Ve sen ondan sonra bir alim olursun. Ve ondan sonra birbirlerine fetva vermeye başlarlar. Bu helal, bu haram. Birbirlerine akıl verirler. Ama bakıyoruz. O kadar çok alim var bu dünyada. Niye dünya daha iyiye gitmiyor, daha kötüye gidiyor? Ya demek ki o zaman o değişik çeşit alim bunlar. Alim kişi, ilim sahibi kişi, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benim ümmetimin alimleri, onlar diğer ümmetlerin peygamberliğinin mirasçıları gibidirler. Ama biz tabii ki o Medine Üniversitesi'nden çıkan alimlerden bahsetmiyoruz. Bu zamanda Batı Üniversitelerinden de İslami ilim öğrenebiliyorsun. Kafirlerin öğrettiği. O alimlerden konuşmuyor. Biz şimdi hutbeyi bitirdik. Hutbeye çıkıp para yardımı toplayanlardan bahsetmiyor Efendimiz. Bizler o alimlerden bahsetmiyoruz ki onlar sadece kukla oluyorlar. Kendi yönetimlerinin kuklası olanlardan değil. Daha çok gafletin içine düşüyor o alimler. Ülkelerin içinde durunduğu, ümmetin içine düştüğü durumları göremiyorlar. Biz o alimlerden bahsetmiyoruz. Demek ki bu başka türlü bir alim olmalı bunlar. Çin'e bile gitmeniz gerekirse ilim arayın diyor Peygamberimiz. Ne çeşit bir ilim bu? Ne çeşit ilimden bahsediyor? Ta Çin'e kadar gitmen gerekse bile. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilimden konuşurken bu dünya ilminden mi bahsediyordu Efendimiz? Bu dünyaya Allah subhanahu teala bu dünyaya bir sivrisineğin kanadı kadar bile değer vermiyorum diyor. Sivrisineğin 4 kanadı var. Allah bu dünyanın bütün hazinelerini, bütün teknolojisini, her şeyini koy. Sadece bir kanadına bile daha fazla değer veriyor. Onda da bir sır var. Ama bir sivrisinek neyi temsil ediyor? Biz hazır değiliz bu gerçek çeşit ilmi almaya. Çünkü biz hala bu dünyayla meşgulüz. Hala bu dünyayla ve dünyanın bağlantılarıyla kalbimize koyduğumuz, hayatımıza koyduğumuz şeylerle meşgulüz. Kontrol edin, kalbinizi kontrol edin. Siz de, ben ediyorum, siz de edin. Sabah uyandığında Rabbini mi hatırlıyorsun? Yoksa bu dünyayı mı hatırlıyorsun hemen? Manası gerçekten. Kendinize karşı gerçek olmalısınız ki gerçek ilmi alabilirsin. Gerçek olamazsanız ruhaniyet kapısı açılmaz. Sadece alimler değil, alem olduğunu iddia edenler, sahte alimler var. Pek çok sahte şeyhler de var. Çünkü biz sahtecilik zamanında yaşıyoruz. İkinci cahiliye döneminde yaşıyoruz.
o kadar eğitim var, paraları var, teknoloji var ama insanlar hala cahil. Çünkü o insanları uyandıracak insanlar yok. Tarikata giriyorlar. Olağanüstü şeyler görmek için giriyorlar. Şeyhlere danışıyorlar. Sadece benim karım böyle, benim kocam böyle, benim çocuklarım böyle. Ben bunu seviyorum, o beni sevmiyor. Ben bunu bundan nefret ediyorum, onun üstüne bir şey koy gibi şeyler istiyorlar. Hepsi dünya işleri, öyle değil mi? Ve bu sahte şeyhler ne yapıyorlar ki? Onlar görüyorlar, pek çok akılsız insan var. Öyle mi istiyorsun diyor şeyhlerde. Tamam diyorlar, bana para ver, sana taviz yazacağım. Bu her tarafta oluyor bunlar. Biz gerçek alimlerin olmadığını mı söylüyoruz? Tabii ki hayır. Gerçek şeylerin olmadığını mı söylüyoruz? Tabii ki varlar. Ama biz araştırmalıyız, bakmalıyız. Anlamalıyız. Nasıl bu dünya, nefsimiz ve şeytan bizi kandırıyor. Bu dünyada eğer sen bir iş adamıysan, birisiyle iş yapıyorsan, sen ona %100 güvenmeyeceksin. O zaman sen çok kötü bir iş adamı olursun, öyle değil mi? Bakacaksın. Nasıl bu kişi beni kandırabilir, benim başımı derde sokabilir? Manası uyumayacaksın, uyanıklıkta duracaksın. Dünyada, iş dünyasında uğraşıyorsan amaç burada nedir? Para kazanmaktır. Biz iş adamlarına karşı mı geliyoruz? Hayır. Bu Peygamber Efendimiz'in yaptığı işlerden biriydi. Ama bu çeşit bir prensip sahibi olmak, uyanıklıkta durmak. İnsanlar, 21. yüzyıl insanları bunları hayatına koymuyorlar. Nasıl beni nefsim nasıl beni kandırıyor? Şeytan beni nasıl kandırıyor? Dünya beni nasıl kandırıyor? İş adamı günün sonunda hesabını yapar her gün. Ne kadar kazandım, ne kadar kaybettim. Oturup düşünmelisin. Ben bugün ne kadar kazandım? Allah için ne kadar kazandım, ne kadar kaybettim? Biz bunu yapıyor muyuz? Yapmalıyız. Ama hatırlamaya gelince, dünyayı hatırlamaya gelince hemen uyanıyor insanlar. Ne önemli, kim olduğunun önemi yok. Öğrencisin, öğretmensin, işçisin, patronsun. Ama eğer uyanmıyorsan ilk önce şehadetimizi yenilemeliyiz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunu demezsek o zaman o günü kaybettik. Bizim bu dünyada oluşumuzun sebebi budur. Bunu söylemek. Daha sonra bu dünyanın peşinde koşturmak istiyorsan koşturursun. Bizim için uyanmamızın sebebi nedir? İbadet etmektir, öyle değil mi? Elhamdülillah. İlk uyandığımızda yaptığımız ilk iş namaz kılmaktır. Yemek yemek değil. Pek çok kafirler uyandıklarında ilk düşündükleri kahvaltı için ne yiyeceğiz diyorlar. Müslümanlar için bu Ramazan ayında yemek için uyanmayın. Uyanın ki niyet yapın, sahur yapın, oruç tutmak için sahur yapın. Bunun niyetini yapın. Bu farklıdır. Yemek yemek istemeseniz bile ben uyanıyorum deyin. Uyanın o niyetle, bir bardak su bile için. Çünkü bu sünnettir. Ve her sünnet bize sağlık getirir, bereket getirir, bize başarı getirir. Bu dünyada ve ahirette. O halde uyanalım, Rabbimizi hatırlayarak uyanalım. Bütün gün ne olacağına hiç bakmıyoruz bile. Allah'ı hatırlamak yeterli değil. O diyenlere, ben işte günde 5 vakit kılıyorum. Selam verirler namazdan sonra, koştururlar dışarıya. Ama namazı kılmanın ana fikri, amacı Allah'ı hatırlamaktır.
ve biz Rabbimizi hatırlamayı günlük hayatımıza eğer getirebilirsek, o zaman alışveriş yaptığımızda, çalıştığımızda, yemek pişirdiğimizde Rabbimizi hatırlamayı hayatımıza geçirirsek, o vakit işte ibadetlerimizin bir manası olur. Selam vermenin bir manası olur. Bu sadece rutine dönüşmez. Her gün yaptığımız işe dönüşmez. Çünkü bunu yapıyorsun, bir şeyi söylüyorsun ama kalbin başka yerde. Kendi kendine o zaman konuşmaya başlarsın Allah'la. Konuşmak dışında. Söyleyin bu bizim başımıza gelmedi. Dersen ki bu benim başıma gelmiyor diyen o samimi değildir o. İş kalbe geliyor yine. Biz burada kitap okumak için burada değiliz. Biz kalbimizi okumak için buradayız. Bütün o kitapları sırtında taşıyabilirsin ama bu seni alim yapmaz. Bütün 104 kutsal kitabı okuyabilirsin ama bu seni alim yapmaz. Dedikleri gibi. Eşek sırtında bütün o kitapları taşır ama o bir alime dönüşmez. Pek çok insanda o eşek karakteri var. Kendimize bakmalıyız. Bizde bu, bende bu karakter var mı? Eşek karakteri. Ben okuyorum, ezberliyorum ama bunları ben hayatıma pratik uyguluyor muyum? Hayır. Türkçe'de dedikleri gibi Kabe'nin etrafında 7 kere de dolaşsa eşek hacı olmaz. Demek ki buradaki ana nokta ne? İçimizdeki o eşekten kurtulalım. Bunun için eşek karakterinden kurtulmak için, domuz karakterinden, ejderha karakterinden kurtulmak için, bütün o hayvani karakterlerden kurtulmak için bunları kitaplarda okuyup bulamazsın. Kendine bir rehber bulmalısın, bir şeyh bulmalısın, bir mürşit bulmalısın ki o kişi bu kitabı açar sana, kalbinin kitabını. O kalbinin kitabını açacak o sana ve senin okumanı sağlayacak orada ne olduğunu. O vakit işte diyeceksin. Ey diyeceksin, ben la ilahe illallah diyorum ama kalbimde bu var. Kalbimde bu ilahlar var. Bunlardan kurtulmaya çalışayım. O vakit işte hatırlamaya başlarsın. O vakit işte ilim sahibi kişi olursun. O vakit işte alim kişi olursun. Alimler diyor ki, Peygamber Efendimiz buyuruyor, benim ümmetimin alimleri diyor, İsrailoğullarının peygamberleri gibidirler. İsrailoğullarının peygamberleri Allah'la konuşurlardı, öyle değil mi? O Kelimullah'tı. Peygamberlerin, İsrailoğullarının peygamberi Ruhullah'tı, İsa Aleyhisselam'dı. İsrailoğullarının peygamberleri, onların 70 bini, onlar mucizeler açabilirlerdi. Bugün bile hala anlamaya çalışıyorlar. Bu nasıl olur? Tabii ki her şey Allah'ın iradesiyle olur. Allah onlara o izni verdi ama biz o izni vermiyor. Bizler de müminleriz. İşte bu düşünmemiz gereken bir şeydir. Demek ki benim ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidirler diyor Efendimiz hadis-i şerifinde. Onlardır ki onlar bir bağlılık yemin ettiler. Onlar itaat ettiler ki onlar işte peygamberin varisleridir. Onlar kendi iradelerini Allah'ın iradesine teslim ettiler. Onlar tarikat içinde eğitim aldılar. Onlar işte Allah dostları oldular. Onlar Allah'ın evliyası oldular. Ki Allah'ın evliyası Allah Subhanahu Teala buyuruyor ki
İste diyor ve ben sana veririm onu diyor. Sana Rabbaniyet giysisi giydiririm. Söyle iste diyor ve ben sana veririm onu diyor Rabbimiz. Bizler Allah'ın evliyasının kerametlerinden çok mu etkilendik? Hayır, onların kerameti olmalıdır zaten. Eğer veli ise kerameti olmalıdır. Biz bundan çok etkilenmiyoruz, özellikle bugünlerde. Çünkü biz görmeliyiz, keramet nedir, marifet nedir? Nedir o? Keramet nedir, havada yürümek midir? Pek çok sihirbazlar bunu yapıyor, öyle değil mi? Aç televizyonu, aç izle. Keramet şimdi olağanüstü şeyler, şeylerin gerçekleşmesini sağlamak mı? Keramet şimdi suyun üstünde uçmak, suyun üstünde yürümek midir? Ki bunları hep duyuyoruz, işitiyoruz ve görüyoruz. Diyor muyuz ki bütün bunların hepsi şimdi keramet? Süpermen'i izleyin o zaman. O zaman o keramet ehlidir o da. İşte burada akılın işte burada devreye girmesi lazım. Keramet nedir? Mucizevi şeyler nedir? Ki biz bakmak zorundayız bugünlerde. Bu ümmeti saran bu karanlık nedir? Bu hastalıklar nedir? Bu ümmetin üzerine bulaşmış olan kalbin hastalıkları. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın uyarı verdiği nedir? Bu ümmete ahir zamanda dikkatli olun diyor. Özellikle bugünlerde. Bütün bu olumsuzlukları hesapladığımız zaman ki onlar bizi hatırlatanlar bu olumsuz şeyleri ve insanları uyandırıyorlar. Bu işte keramet budur. Unutmayın ki Deccal da gelecek. Pek çok olağanüstü şeyler gösterecek Deccal. Pek çok Müslümanlar onun peşinden koşacak. Pek çok Müslümanlar kendilerini hazırlıyorlar bunlara. Olağanüstü şeyler görüyorlar televizyonda ve her yerde ve hoşlarına gidiyor. Onlar da süper güçler sahibi olmak istiyorlar. Deccal da bunu açacak. Allah ona o gücü verecek. O öl diyecek, o kişi ölebilir o zaman. Öyle değil mi? Mehdi Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam ise şeriatı getirecek. Mehdi Aleyhisselam sizin kendi ilminizi getirecek. Unutulmuş sünnetleri, Peygamber Efendimizin sünnetlerini getirecek Mehdi Aleyhisselam. Ve insanları uyandıracak. Deccal'ın tuzaklarına ve hilelerine karşı uyandıracak insanları. Ve Deccal'a karşı savaşacak. Mehdi Aleyhisselam. Keramet budur. Eğer bunları yapabiliyorsanız şimdi siz hala hazırda ehli keramettesiniz. Beklemeyin. Dediğimiz gibi biz Nakşibendi tarikatında keramet kirli kan gibidir. Kadınların kirli kanı gibi. Özellikle bugünlerde keramet bir ümmeti uyandırmaktır. Anlamamız için, içinde bulunduğumuz tehlikeyi, sırat-ı müstakime geri dönmemiz için. Çünkü alimlerin çoğunluğu bunu yapmıyor. İnşallah Rahman. Biz hiçbir şey iddia etmiyoruz. Kesinlikle. Ben bir şeyh değilim. Biz evliya olduğumuzu da iddia etmiyoruz. Bizler mürit olmaya, aday olmayı umut ediyoruz. Şeyhimize mürit olmayı. Ve bizim tek hedefimiz de Allah'ı hoşnut etmektir. Umduğumuz tek ünvan budur, Abdullah olabilmek. Başka ünvanları almak isteyenler isteyen istediğini alsın. Ama bizler ilgilenmiyoruz. Başkalarının bizi ne çağırdıklarıyla ilgilenmiyoruz. Allah bize ne diyecek? Peygamberimiz bizi ne diye çağıracak? Biz bununla ilgileniyoruz. İnşallah Rahman bu Ramazan ayında uyanmalıyız biz buna.
bu dünya için yaşıyorsan o bizi felakete götürür. Ahiret için yaşarsak bu dünyayı da alırız o zaman, ahireti de kazanırız. O vakit işte Allah bizi o zaman sorgulamaz. Yoksa özellikle erkekler her şeyden sorgulanacağız kıyamet gününde. Kadınlar sadece sorgulanacağı, Allah sadece erkekleri sorgulayacak. Kocasını, babasını ya da erkek kardeşini soracak. Bundan mutlu musun diyecek. Evet diyecek erkek. Allah da meleğe emir verecek, meleklere. Alın bunu diyecek. Bu kadını istediği kapıdan cennete sokun. Ama erkek, orada oturacaksın. Yaptığımız her şeyden sorgulanacağız. Allah bizi korusun. Kendimizi sorgulamalıyız bugün biz. Biz de hala bu hayat nefesi varken. Dedikleri gibi bir kere ölümü hatırlamaya başladığında hutbede dediği gibi ahiret hayatının tadını alırsın. Dünyanın tadını unutursun. Ölümü hatırlamazsan ölmek istemezsin. Bu dünyayı yaşadığın bir cennete çevirmeye çalışırsın ki bu sonu felakete götürür. Münal Tevfik, Allah beni başına size rahmet eylesin. Mübarek günü yüzü hürmetine. Peygamberin yüzü hürmetine, Şemevran'ın yüzü hürmetine, Kılıç'ın sahibinin yüzü hürmetine. El-Fatiha. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.